şeyle devam edeceğim. Böyle kolay mı ya? Aynen öyle. Biz de saf saf çalışmaya devam edelim. Bak göreceksiniz arkadaşlar. Bu iş burada kalmayacak. Hepsini rezil edeceğim. Hepsini rezil edeceğim. Kızın babası uyuşturucu kulesi diye her yerde çarşaf çarşaf yazıyor. Sonra iş bize patlıyor. Yok ya. Ha vallahi yok öyle ya ama. Göreceksiniz. Ne yapacaksın ki? Reklamın iyisi kötüsü olmaz diyorlar işte. Biz istediğimiz kadar içerik üretelim. Bak, demin baktığın ilk silinmiş. Unutturmaya çalışıyorlar abi. Tabii. Bir tanesini silersin, bin tanesi internet düşer. İnternet düştü mü kurtulamazsın. Bu haberi medyada tutmak, hatırlanmasını sağlamak benim tek görevim şu anda abi. Bu kızı rezil edip işini bitireceğim. Ay gençler bir sakin olun Allah aşkına. Siz yine kendi sayfanızdan içeriğinizi üretir, paranızı kazanırsınız. Ay niye bu kadar panik olduğunuzu anlamadım ki. Ay Z kuşağından da yani oyuncağını almaya hiç gelmiyor. Ya ayrıca sümsük Zeynep kim ki yani babası kim olsun? Ay uyuşturucu kuryesiymiş yok o. Versen bir ben bakayım şu habere. Buyurun bakın. Baksın da görsün annesini. Babası uyuşturucu kuryesi çıktı. Haberler silindi mi? Zeynep! Hortlak görmüş gibisin. İyiyim ya. Şey, saçma sapan bir magazin haberi gördüm. Allah Allah. Neymiş bu magazin haberi? Senin bile kanını dondurmuş. Çok merak ettim. Versene şunu bakayım. Yok ya, gerçekten benim sinirlerim tepeme çıktı. Sizinki de çıkmasın. Şu köyde genç yaşlı bütün kadınlara dadanan bir adam var ya, onun hikayesini okudum yine. Biliyorum ya, çok korkunç bir şey o. Ha evet. İşte böyle tipler de fenomen oluyor. Bu ajanstakiler de fenomen oluyor. Gerçekten şöhret böyle bir şey. Siz ne konuşuyorsunuz şu an tam olarak? Ha, şaşırdığım için soruyorum yani, bu felsefe yaptıracak kadar nasıl bir habermiş bu böyle? Sosyal medyanın gücü mü diyelim, ne diyelim? Doğru, ben de biraz abarttım, kusura bakmayın. Ama ya gerçekten her gördüğümde cinlerim tepeme çıkıyor. Neyse. Aa Zeynep'ciğim, seni de... Tebrik ederim.
Yani Doruk neler söyledi öyle. Ajansın bütün yükünü aldı, senin omuzlarına bıraktı vallahi. Kolay gelsin. Neyse benim işlerim var. Ben yukarı çıkayım, bir de Doruk'un yanına uğrayayım. Onun da biraz sinirleri bozulmuştur kesin. Zeynep Kadir'in kızı olabilir mi? Yeğeni. Yeğenin kim senin? Yeğenin kim? Daha kız mı oğlan mı? Oğlan. Oğlan mı? Oğlan doğurdun ya. Yapma Sitare. Doğurduğum çocuktan bahsediyorum. Hani şu cinsiyeti bir gün kız bir gün erkek olan gizemli çocuktan. Sen neden durup dururken doğurduğun çocuğu merak etmeye başladın? Hadi daha da saçması, benim bunu bildiğimi nereden çıkarıyorsun? Kadir benim kayınbiraderim olur, Melek Hanım. Bir dakika. Kayınbiraderim derken? Senin hanımın dediğin Türkan mı? Aynen öyle. Yapma. Gerçekten şu Türkan olayına kadar ben de meselenin Kadir olduğunu düşünüyordum. Hatta yani Sitare'nin Kadir gibi birinden nasıl bir beklentisi olabilir diye düşünüyordum ama... Türkan'dan sonra meselenin Kadir değil, çocuk olduğunu anladım. Gelmemi istemediğine emin misin? Teşekkür ederim. Ben yalnız kalsam daha iyi. Haklısın. Çok üzüldüm. Çok yıprandım. Sitare ama ben Ozan'la yani bu kadar yakın olmaya ne kadar dayanabilirim bilmiyorum gerçekten. Sen Doruk'u da Ozan'ı da düşünme. Bana bırak. Tamam. İyi. Görüşürüz. Yine dört ayak üstüne düştüm sanki. Bu düşüşlerin bir sonu olacak Ozan. Daha kalkamayacaksın. Canımı yakıyorsun. Çok ciddiyim. Şu sinirin bir geçsene. Ne yapıyorsun ya? Kendine gel. Niye bak? Her şey istediğin gibi olmadı mı? Zeynep benim oldu. Doruk Efendi aramızdan çekildi. Daha ne olsun? Bunca zaman sonra beni hiç tanımadığını görmek. Her şeye rağmen iyi olduğumu nasıl düşünebiliyorsun? Doruk beni ajansta bu kadar ezerken, Zeynep bu kadar kırık dökükken. Bak. Burada bir tane oyun kurucu var. O da benim. Hepiniz benim oyuncağımsınız. En başta da sen. Anladın mı? Kendini gerçek bir çocuk olmak isteyen Pinokyo zannettin galiba. Burnun fazla uzadı. Kendi kafana göre hareket edip Zeynep'e zarar verdin. Ama eninde sonunda tahtadan bir kukladan başka bir şey değilsin. Ve ben o burnu keserim. Şimdi zafer kazandım zannediyorsun ama... Zeynep'e yaptığın şeyin bedelini çok ağır bir şekilde ödeyeceksin Ozan. Çok ağır. Unutma bunu.
Evet, biraz son dakika oldu. Ama işte beni kırmadığın için teşekkür ederim. Neyse, o zaman akşama görüşürüz. Yeni planlar peşindesin sanırım. Küçülme fikri de senden çıktı galiba. Sitare hayatta itibarından ödün verecek bir kadın değil çünkü. Derdim Sitare değil. Ajansı borçlardan kurtarmak. Peki sen bunu Zeynep'le yapabileceğinden emin misin? Yani herkes kızın babasından bahsediyor. Sence de itibarı biraz zedelenmedi mi? Bu arada sen kızın babasını tanıyor musun? Sen tanımıyor musun? Kadir abi. Ara ara uğrar buraya. Hiç karşılaşmadınız mı? Yok, hiç karşılaşmadık. Yani karşılaşmışsam da tanımıyorum. Peki bu Zeynep annesinden hiç bahsetti mi sana? Yani bu kızın sadece babası yok herhalde. Zeynep bahsetmez. Ama Kadir abiden dinlemiştim bir ara. Melek. Melek diye bir kadın. Zeynep çok küçükken terk etmiş. Belli ki yaramaz bir kadın. Sanırım onların hayatında olmaması onlar için daha iyi. Ve sen niye soruyorsun bunları anlamadım. Ne hiç? İçim parçalandı bir an kıza. Seni hiç bir başkası için içi parçalanan biri olarak düşünmedim. Olmaya da hiç niyetim yok zaten. Doğru tanımışsın beni. Tabii içi dışı bir insanım sonuçta. Bundan sonra ben de aynı kafadayım. Ağlanmak yok. No strings attached. Sloganımız bu bundan sonra. Benim hayat felsefem zaten. Açmayacak mısın? Biraz kıvransın bakalım. Patron kim belli olsun savaşları. Bizim tarafımız belli. Bu ne ya? Telefon açmamalar filan. Ya azıcık ipin ucunu kaçırdık. Herkes kendini patron zannetmeye başladı. Müjgan da hala yanında galiba. Bende hata. Bende. Ozan yüzünden gardımı düşürdüm, böyle oldu. Ajansta yeni dönem derken telefonlar da açılmıyor galiba artık. Ha? Yüz yüze konuşalım istedim, alınganlık yapma. Peki, yapmayalım. Az önce bir mail aldım akşamki organizasyonla ilgili. Evet, ben de onu konuşmak için geliyordum zaten. Şu yeni dijital platformun 2023 projelerinin lansmanı var biliyorsun. Evet biliyorum, davetliydik zaten. İşte davetli kalmayalım dedim. Birkaç telefon ettim, bazı kişisel bağlantılarımı kullandım. Zeynep'le Ozan için bir sunum ayarladım akşama. Biraz sakat bir zamanlama değil mi? Yani herkes Zeynep'in babasından bahsederken kızı böyle gazetecilerin önüne atmış olmayacak mısın? Tabii asıl niyetin bu değilse. Tabii ki değil. Riskin ben de farkındayım. Her detayda anlaştık. Zeynep sahneye, sunuma kırmızı halıdan girmeyecek. İçeride sunum sırasında muhabir olmayacak. Giriş ve çıkışlarda soru alınmayacak. Zeynep sadece çıkıp sahnede kendini gösterecek. Her şey ayarladık. Bu kadar kaprisi nasıl kabul ettiler acaba? Biraz elleri mahkumdu. Genç şarkıcı bir arkadaş sunum yapacakmış. Sonra birkaç itiraz eden olmuş. O yüzden son dakika yerine yeni birini istiyorlardı. Güzel aslında, iyi. Yani tabii şarkıcı çocuk için iyi olmamış ama Ozan'la Zeynep için iyi bir fırsat. Bir dahaki sefere haberdar et.
Ben de bir iki tanıdığı ararım, favor isterim. Daha kolay ilerleriz. Gerek kalmadı. Elimi taşın altına sokmaktan kaçınmam, merak etme. Hayatım, benim bu sektörde senden daha çok tanıdığım var. Bir dahaki sefere haberdar et ki daha çok kapı açabilelim. Benden haber beklemene gerek yok. Kendi başına da açıyor kapıları. Zeynep de Ozan sürekli böyle etkinliklerde boy göstermek zorunda. Öyle 3-5 reklam çekimi, birkaç sosyal medya paylaşımıyla olmaz. Her gün 1000 tane fenomen çıkıyor ortaya. Atak olmamız lazım. Bu düzende kralı gelse 2 güne mutluluk gider. Neyse, haberdar edersin beni. Akşama ikisini de şıkır şıkır istiyorum. Ben geçiyorum, orada görüşürüz. Görüşürüz. Benim acil bir Zafer'e ihtiyacım var. Çok acil. Bir dakika şimdi. Net olarak anlayabilmiş miyiz? Her şeyi bir netleştireyim kafamda. Zeynep'in benim kızım olduğunu, Fevzi ve... yüzünü şeytan görsün, o Türkan cadısı biliyor, orası kesin. Ay, kadınla hayatta muhatap olmam. O da benimle muhatap olmak istemez zaten. Tamam, o kendi rutubetli köşesinde otursun, ne yaparsa yapsın. Tamam, bunlar sıkıntı değil. Sıkıntı her zamanki gibi Sitare cadısı. Sitare'nin neden Kadir'in etrafında döndüğünü de açıklıyor bu durum. Bu bilinmezi de anlamış olduk. Hayır, ben nasıl bunu gözden kaçırdım? Kendime bu konuda gerçekten kızıyorum. Neyse Müş, bundan da bir ders çıkar. Demek ki ayrıntıları gözünün önünden kaçırmayacaksın. Tamam. Şimdi... kollarımı açıp Zeynep'e ben geldim. Ben geldim yavrum diyemeyeceğime göre... bu durumu nasıl sıcak paraya çevirebilirim? Bunu bulmam lazım. Sakin olmuş. Her şey senin lehine ilerliyor. Kimsenin sana karşı bir kozu yok. Orası belli. Sen bildiklerini kendine saklasan mı? Pardon? Ne var? Kendi kendinize mi konuşuyordunuz siz? Ne münasebet canım. Yani Doruk'la hazırladığımız projenin sunumuna çalışıyorum. Anladım. Ama benim buraya ihtiyacım var yalnız. Tamam tamam, gittim ben. Merhabalar Talat Bey, ben Sitare Somer. Sitare Hanım, buyurun. Melek Müjgan Karı hakkında yaptığınız araştırmada bir netice var mı diye merak ettim de. Sitare Hanım, biraz daha vakti ihtiyaç var. Ama dilerseniz şu ana kadar topladığım bilgileri paylaşabilirim. Gerçekten çok ilginç bir vakaymış bu kadın. Evet, öyledir, öyledir. Gerçekten tam bir vaka. Merakım kabardı açıkçası. Hemen görüşelim mi? Tabii ki, hemen görüşelim. Harika. Konum atar mısınız bana? Tamam. Görüşmek üzere. Zeynep, sen erkencesin bugün. İsterdim, bundan izin aldım da. Kızım, tatsız bir durum yok değil mi? Bir şey biliyor gibi soruyorsun ama. Yok, biz de internetteki haberlere baktık da... Nimet de vesvese etti. Hani... kız benim yüzümden, işinden, gücünden olmasın diye. Sağ olsun, çok düşünür beni. Biz haberlere yeniden baktık ama bir şey göremedik. Kaldırıldı mı haberler? Gören gördü artık. Kim görmüş? Tam ahiret sorusu. Gerçekten hala, ben nereden bileyim ya? Ama Nimet'e söyle, endişe etmesine hiç gerek yok. Başıma bir şey gelirse ondan bilmem yani. Kızım, şimdi laf sokmanın sırası mı Allah aşkına? Babam nerede, içeride mi? Odasında.
Nerede olacak? Hiç bari. Bu da benim başıma kalacak diye çok korkmuştum. Yine yırttın Nimet. Hadi yine yırttın. Koridor abi, Türkan ablacığım. Ben bekle. Bir bekledim, bir türlü gelmedi ya. Meleki ben. Ya ağaç değil ya. Oha, orman oldum, orman ya. Bir baktım. Koridor abi, Türkan abla Zeyno geldi. Zeyno çay getirmişti. Sonra beraber biraz baba kız öyle oturduk, çay falan içtik. Anam, Allah'tan ne oldu biliyor musun? Tamam ben meleği görmedim ama çok üzgünüm bu konuda ama ya Zeyno görseydi ya ben melekle orada konuşurken ya Zeyno gelip... Bak Zeyno. Baba. Kadir abiyle konuşuyordum, Türkan ablayla biraz dertleşiyorduk da. Hadi otur da biraz benle de konuş. Pardon oğlum. Pardon. Ne oldu da bir şey mi oldu da? Şimdi benim seni bir konuda uyarmam gerek. Tamam, bir konuda istersen sen iki tane de olabilir. Üç tane de, dört, beş tane de olabilir. Ha, kötü bir şey mi yaptım ben? Hayır, sen hiç kötü bir şey yapmadın. Ne oldu da? Şimdi bugün bir sürü insan senin benim babam olduğunu öğrendi. Tamam, doğru. Ben senin baban değil miyim? Gerçekten de ben Kadir'im, Zeynep'in babasıyım ben. Evet. Ne var ki de olmuş da? Şimdi mesela böyle beni seven insanlar, takipçiler falan böyle... Orada burada tatsız bir şey görürsem hiç duyma bile, tamam mı? Tatsız acı mı yani? Lan fenalensin diye mi? Oğlum ama şimdi yüksek sesle söylerlerse nasıl yapayım? Ben sağır mıyım ki? Nasıl duyacağım ben? Duyarsam duyarım ben ha. Yani hiç umursama bile, evet. Gül geç. Nasıl yani? Oh 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 oh. Fenerbahçe'nin babası. Aynen böyle tamam, geçti. Tamam. Ben böyle güleceğim sonra. Geçeceğim. Benim. Türko. Sonra. Türkan abla. Kadir abi. Kızım, hoş geldin demeyeceğim mi Ozan Bey'e? Sen dün gece kendini bana bıraktın. Ama sen ne istediysen, ben ne istediysem onu yaşadık ve ikimiz aynı şeyi istedik. Ve istediğimiz gibi yaşadık. Zeynep, sana diyorum. Ben de... Zeynep'e bir bakmaya gelmiştim. Telefonunu kapatmış galiba. Evet. Ajanstan çıkarken kapatmıştım. Boşuna yordun yani Ozan Bey buraya kadar. Estağfurullah. Yorulmadım. Aksine iyi de oldu aslında. Çünkü hazırlanmamız gerekiyor. Nereye? Akşam bir etkinlikte sahneye çıkacağız. Bir süre insan içine çıkmasam sence de daha iyi değil mi? Yani endişeni anlıyorum. Hatta sana katılıyorum ama ayarlamışlar her şeyi, öyle diyorlar. Yani en azından Doruk Bey'in dediğine göre her şey ayarlanmış. Gazete haberleri mevzu hiç açılmayacak. Sitare Hanım da ikimizin de şıkır şıkır olmasını istedi. Sitare Hanım ayarlamış işte kızım. Senin işin bu değil mi? Ya, ayıp olmasın şimdi kadına. Ozan Bey, siz konuşursunuz. Benim işim var biraz. Görüşmek üzere. İyi çok sevindim gördüğümü. İyi günler. Unut artık geçen gece olanları. Yeniden bir çift gibi davranmamız lazım. Anlıyorsun değil mi? Hem Doruk Bey ta Olimposlardan seslendi. Çalışın dedi. Emir büyük yerden yani. Hoş geldiniz Süper. Hoş
bulduk. Buyurun. Kusura bakmayın, vaktim çok dar. Akşam çok önemli bir yere yetişmem lazım da. Hemen dosyada neler var onu konuşalım. Tabii hemen. Bu meleğin kızına odaklandım. Onun gerçek babasının kim olduğunu merak ediyordunuz. Evet, aynen öyle. Kızın babası bildiği onu büyüten adam. Kadir. Evet. Kadir'in saflığından dolayı kullanılmış olabileceğini düşünüyorum. Kızın gerçek babasını bilmek benim için çok önemli. Doğumdan tam 9 ay önce Melek'le nişanlı olduğu şahıs arasında bir sıkıntı yaşanmış. Adam nişanı bozup Bursa'dan İstanbul'a dönmüş. Sanıyorum aradığınız bu beyefendi. Evet. Aradığım tam da bu beyefendi. Çok şıksınız. Elbiseniz nereden? Zeynep Çetin olayla ilgili ne düşünüyorsunuz acaba? Ajansiyeden çıkarmaları olacak mı? Zeynep Çetin de sırada mı? Cevap alabilir miyiz? Aa! Tekseniz ayol. Siz kimsiniz? Aa! Ajansın büyük ortağı Müjgan Karay'ı nasıl tanımazsınız ayol? O da sizin ayıbınız. Beraber bir fotoğrafımız olmasın mı? Yaşlanınca komodinin üstüne koyar, bakarız. Sen kiminle geldin? Doruk'la tabii ki. Nerede kendisi şu an? Arkadan Zeynep'i kimseye göstermeden sokmanın peşinde. Biz de bu arada kırmızı alının tadını çıkaralım. Vay be, bak bak nasıl ağlattı kızı. Dur, dayı, dayı. Vay haine bak bak. O adamı var ya. Ya dayı dur. Bir tane hesap takip ediyorum. Zeynep'in sonu bundan canlı yayın yapacakmış. İzleyelim beraber. Hadi lan. İzleyeceğiz ya. Hayır. Ne bu aynı şeyler zaten? Ne dizi izleyeceğiz? Ne dizisi ya? Dizi ya her zaman, her hafta var. İstediğin zaman oluyor. Tekrar şey yapıyorlar onları. Sen merak etme. Allah Allah ya. Ay tamam ya. İzleyin siz. Bana ne? Ben yukarıda izleyeceğim. İzleyin siz bana. Allah git evine o zaman ya. Allah Allah ya. Zeynep çıkacak ama haksız mıyım ya? Ne zaman başlayacak? Ya dayı birazdan başlayacak. Bak şimdi kırmızı aldılar. Hatta bak sarılmışlar. Vay be sarılma bak. Şıngır şıngır herkes bak. Vay be şıngır mıngır herkes. Var ya. O şimdi orada çalıyordur değil mi? Kırmızı alı, kırmızı alı. Kırmızı alılara baksana. Vay be, vay be. Kırmızı alı çok güzel değil mi? Aa, baksana Türkan. Bak. Kırmızı alı. Bizim eve de kırmızı alı. Oğlum Zeynep hep üstünde yürüsün. Olmaz mı? Apa, bir tane sen almışsın. Ne güzel olur değil mi? Kırmızı alıya baksana Türkan. Masal gibi değil mi? Ha? Çizgi filmlerde, böyle filmlerde olduğu gibi. Benim kızım yürüyecek orada. Mesela gibi. Ama niye yalandan gülüyorsun Türkan? Niye için ama? Peki. Ay ne oldu yine anne? Neye taktın? Çok mu açık giymişler? O mu dert oldu? Şu an açık mı açık değil ki orada. Yok ki açık. Yani açık olsa ayıp ne olacak? Moda değil mi yani? İpek. Lut don. Tıp. Don, donsan öyle. Don bakalım. Böyle kaş göz yapıyorsun İpek'in. Ne oluyor ya? Bir şey mi oluyor? Ya ne kaş gözü Kadir ya Allah aşkına? Allah Allah. Sevmiyorum ben öyle şeyleri. Söyledim işte masal gibi diye. Daha ne diyeyim ben? Ben sevmiyorum öyle şeyleri. Korku filmi gibi bakıyorsun ama ya. Bir dakika ya. Tebrik ediyorum. Düşünsene şu Bursa'daki eski nişanlının eşlerin yürüdüğünü, evlendiğinizi.
Şimdi evinin kadını olmuştun. Ay düşünsene, Anadolu'nun hali vakti yerinde tüccarının karısı. Ay boy boy çocuklar ve ay kasabanın kadınlarıyla kısır partileri. İyi düşünmesi bile korkunç. Ha, nereden aklına geldi bu seni şimdi? Türkan, bak vallahi o ya, bak bak arkada duruyor, bak 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 o bak arkada duruyor Melek, bak Melek bak, bak büyücü de orada, görüyor musun, tanıdın değil mi? Ya ne alakası var Allah aşkına Kadir ya? Oradan ne tanıyorsun, ne görüyorsun sen ya? Net bile değil. Ama baba baksana bu Melek işte. Bak, baksana bak, bak. Bak senin suratın ne? Senin suratın niye öyle oldu? Tanıdın mı? Tanıdın, bana söylemiyorsun değil mi? Tanıdın. Ya sen rüya görüyorsun. Vallahi bak ne desem boş yani. Ayılmıyorum ya. İşte baksana bak. Kırmızı halı. Al sana bak büyücü al. Al ben tanımaz mıyım bak. İşte bak burada da bak arkada bak. Melek. Melek burada. Ne oluyor Türkan? He? Ya o kadının adı yine mi anılmaya başladı bu evde? Baba pardon baba, nasılsın baba? Yok baba Kadir, baba kalbine indireceksin, kısakla şunu. Yok baba, hayal dünyasında yaşıyor. Vallahi sen hiç canı sıktığına değmez. Ya bu lanet kadının adını ben bu evde duymak istemiyorum demedim mi? Daha kaç defa söyleyeceğiz lan? Kaç defa? Tamam baba gel, ben sana bir çay koyayım. Gel şöyle sakin ol. Gel sakin ol. Bak. Geç şöyle. Yok. Geç bakayım. Ben Melek'i tanımam mı ya? Ben tanırım onu ya. Bütün bana böyle yapıyorlar. Orada duruyor, karşımda duruyor. Ben burada duruyorum. Allah'ım bismillah yardım et ya. Tak 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 ben geldim. Resul yardım et. Tatlım. Sana bir şey soracağım ama bana dürüst cevap ver. Şimdi son zamanlarda senin canın biraz sıkkın ya. Bunun sebebi Doruk'un ajans üstündeki hakimiyetini arttırmasından mı? Yoksa senin Zeynep üstündeki kontrolünü kaybetmenden mi? Hayır, ben bu ikisi arasında biraz kaldım da. Ah Müş, senin baktığın yerden öyle görünüyor olabilir ama benim kontrol kaybettiğim falan yok. Tam aksine. Cephane biriktiriyor. Tamam canım, her neyse. Ama sonuç olarak senin bu Zeynep üzerindeki takıntın bence seni biraz aşağı çekiyor. Ah, hemen bozulma canım. Hayır, yumuşak karnın da diyebilirdim ama o zaman da pilatese gidiyorum. Sımsıkı karnım var benim diye bozulurdun. Hayatım. Ama sen ne dersen de kendini Zeynep'in annesi olarak görüyorsun değil mi? Yani bunu herkes fark ediyor. Nereye varmaya çalışıyorsun? Zeynep'in annesi ölmüştü değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Hiç. Yani düşünsene. Bir anda Zeynep'in annesi ortaya çıksa. Zeynep'in hayatına dahil olsa. Hayır, o zaman sen ne yapabilirsin ki? Ne Doruk ne senin esamen okunur değil mi öyle bir durumda? Yanlışsın. Çünkü Zeynep'in annesiyle hayattayken de ilişkisi iyi değilmiş. Hiçbir şey değişmezdi yani. Zeynep yine de annesini görmek istemezdi. Ama bu varsayımları yapmanın bir anlamı yok. Çünkü kadın ölmüş gitmiş zaten. Ay ne bileyim ya. Zeynep'in hikayesiyle kendi hikayemi biraz benzettim galiba. Düşünsene hayatım. Benim de çok yakınlarda bir yerlerde benden nefret eden bir çocuğum var. Hatta belki benim öldüğümü bile düşünüyor olabilir. Ay, yani yakınımda diyor çünkü Kadir sürekli etrafımızda ondan yani. Hı. Sen hayattasın. Zeynep'in annesi ölü. Ya bu iki durum arasında bir hayli fark var bence. Senden bahsedeceksek, hamile kaldığın dönem nişanlı olduğun beyefendiden bahsetmek gerekir ki bu işine gelir mi pek bilemiyorum. Neyse, daha fazla sohbet edemeyeceğim çünkü biraz network'ımıza çalışmam lazım.
Görüşürüz. Teşekkürler. Güzel. Ozan sen aşağı in. Boy gösterirsin. Hemsitler aşağıda. Basından ve sorulardan gizlenen sadece Zeynep. Sen değilsin. O yüzden burada olmana gerek yok. Siz sahneye çıkarken ben Zeynep'i getiririm aşağıya. Çok güzel olmuşsun. Ben seçmedim. Ajans seçmiş. Biliyorum. Ben seçtim hepsi. Evet. 11. kattayız. Bir odayı aldılar bizi. Bekliyoruz. Tamam, acele edin. Elbiseni tamamlamak için son bir parça kalmıştı. Onu getiriyorlar. Başarılı bir projeyim ha senin için. Keşke bana bu gözle baktığını daha önceden bilseydim. Seni üzmeye çalıştığımı düşünüyorsun. Farkındayım. Ama asla öyle bir niyetim yok. Onu anladım. Sadece ajans mühim. O kadar net anladım ki, o kadar çok tekrarladın ki. Hayatıma girdiğinden beri belki de kendimi pek iyi ifade edemedim. Seni kırdıysam özür dilerim. Özür dileme. Yani özür değil istediğim. Bana da bir faydası yok. Bir peri masalının içinde yaşamadığımın farkındayım yani. Hayatta böyle bir şey herhalde. Senden tek isteğim dürüst ve açık olman. Yoksa her şey bittikten sonra özür dilemişsin, dilememişsin. Kimseye bir faydası yok, değil mi? Haklısın. Bu yüzden artık her konuda açık olmaya çalışıyorum. Buyurun efendim. Teşekkürler. Da bekleyebilirsin.
Kadir ne var oğlum ya, çalışıyorum. Fevzi çalışıyorsun değil mi Ötecim? Çalışıyorsun. Sen ben o yüzden aradım ben seni Fevzi. Oğlum çalıştığını biliyorsun, niye o zaman rahatsız ediyorsun lan? Ya sen büyücünün yanında değil misin ki ya? Tören varmış bamla mızıka falan. Şey, Zeynom sahneye çıkacakmış ya. O arkada biri var, arkada biri var. Sen onu gördün mü? Oradayım, ne olmuş? Ya Fevzi bir fobi, bir fotoğraf vardı. İpek bana gösterdi. Kim ne gösterdi oğlum, ne diyorsun ya? Neyi gördün lan sen? Melek. Melek arkada duruyor, tamam mı? Bir kolaçan etsene sana lanet ya. Türkan bulanık diyor ama bulanık değil. Ben bulanık bile olsa bulanık tanırım ben ya. Tamam mı Fevzi? Eline düştüm ya, hadi ya. Tamam oğlum, tamam. Sakin ol lan. Ya bak şöyle, bak etrafına. İyi bak. Melek diyorum. Melek. Allah Allah ya. Yukarıdaki değil, gerçek insan melek ya. Benim melek ya. Oğlum zaten burada olsa ben görürdüm. Sana söylerdim. İnan bana ya. Burada öyle birisi yok. Yani bana bak. Sakın babana bundan bahsetme. Ya yok. Bırak sen. Babam duymuyor. Yok sen merak etme. Sen bırak beni ya. Sen gözünü dört aç. Dört tane, tamam mı? Açabildiğin kadar aç. Oldu mu? Oğlum benim gözüm hep açık. Kapalı olduğu gün mü var? Maşallah. Tamam hadi görüşürüz. Hadi işim var şimdi. Hadi. Tamam tamam, dikkatli oluyoruz, tamam mı? Hadi bakalım. Bay bay. Kadir abi. Türkan abla. Beni buluyorum galiba ya. İstihar edeceğim. Bismillah. Biraz yavaş ol istersen. Birazdan sahneye çıkacaksın. Bana bir şey olmaz. Ben profesyonelim diyorsun. Bayılırım böyle erkeklere. Sana nasıl yardımcı olabilirim Müjgan? Ben Zeynep'e söyledim. Oğuzhan onu istemediğini anlarsa kendini keser dedim. Bu da kendini kesme şeklin sanırım. Zeynep mi söyledi? Açık açık. Ozan istemiyorum mu dedi. Sen gerçekten bu Zeynep'e yanık mısın? Senin problemin bu işte. Sen duygularını belli edemiyorsun. Peki Stare biliyor mu duygularının gerçek olduğunu? Duygular acaba Sare'nin umurunda mı? Niye başladın ya? Bilmiyorum dayı. Nerede Zeynep? Herkes orada. Zeynep nerede? Lansman başlamak üzere. Birazdan Zeynep Çetin'le Ozan Mert çıkacakmış. İlk sunumu onlar yapacakmış. Zeynep'i hiç göremedik. Kanki. Kanki. Herkesten saklıyorlar galiba. Heyecanla bekliyoruz bakalım. Biz de bekliyoruz burada. Hoyt. Heyecan. Doruklarda, Everest tepesinde. Ya hadi kardeşim biraz dolaş etrafı, etrafı biraz görelim. Belki de birini görürüz. Aa, kimi göreceğiz dayı? Şöhretli ünlü sahiplerini. Ünlüler var ya, onlardan göreceğiz. Ünlü olmak ne güzel değil mi? Ben de az kaslı olurum ama. Deme öyle. Vallahi öyle. Ya kardeş telefonu çok sallıyorsun, başım dönüyor ya.
Ha? Ya dayı o seni duymaz ki. Oo, ben de oğlum da ne bileyim ben ya baksana böyle sanki gemi tutmuş gibi oldum ha. Deniz tutmuş gibi yani. Geliyorlar. Ses. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Yaratıcı dijital içeriğin yepyeni adresine hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada biz de herkes gibi... Zeynep. Bir açıklık getirsene şu işe. Senin baban kurye mi? Torbacı mı? Buna benim çok kafam takılıyor. Kim bu konuşan? Bizim ajanstaki içerik üreticilerinden biri değil mi? Aa, hani Zeynep yerine niye biz gidiyoruz diyen kız? Senin babanın ifşası ortaya çıkıyor ama sen el üstünde tutuluyorsun. Nedir bunun sırrı? Senin baban kimlere kuryelik yapıyordu acaba? Kapalı çarşıdan mı bahsediyorlar? Cem'imi üzecekler mi şimdi? Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Hem maksadınız nedir sizin? Şu an canlı yayındayız Ozan. 12 bin kişi hep beraber cevap bekliyoruz. 13 oldu. On dört bin oldu. Herkes de benim gibi düşünüyor. Dayı, bu kadar yeter. Artık izlemeyelim biz. Bir dakika dur. Ne diyorlar bilmek istiyorum kızıma. O kızımı üzecekler. Dayı. Konuşmayacak mısın Zeynep? Konuşma kızım. Dayı. Bir güvenlik yok mu? Susturun şunu. Patron da gelmiş. Kovulmayı garantiledik galiba. Dayak da yiyebiliriz sanki. Doruk tamam. Yapma. Herkesi yargılamak ne kadar kolay ya. Sosyal medyada yaşayan karakterleriz ya. Gerçek insanlar değiliz ya. Duygularımız yok. Böyle mi? Bu mu gerçekten? Benim babam bir oyuna geldi. Neden derseniz, benim babam dünyanın en masum insanıdır. Benim babam çocuk gibidir. Gerçekten öyledir. Yani doğumda yaşadığı bir sıkıntı yüzünden o yaşta kilitli kalmış işte. Yani 5 yaşında bir çocuk gibi kalmış. Bazen insanlar ona oyun oynarlar. Ama benim babam bu oyunların kirli olabileceğini düşünemez ki. Çünkü benim babam dünyanın en temiz insanı. O benim her şeyim. İşte bu yüzden bu acımasızlığınızı, iftiralarınızı, alaycılığınızı bizden uzak tutun. Bizi rahat bırakın.
Zeynep benim kızım çıkıyormuş. Evet arkadaşlar, ya ben belirtmek isterim ki Zeynep de babası da bizim için çok önemli insanlardır ve bizim ailemizdir. Yani biz hepimiz kocaman bir aileyiz ve ailemizde böyle saçmalıklara da yer yok. Teşekkürler. Ne yapıyorsunuz siz burada? Türkan, Zeynep'i çok üzdüler. Benim yüzümden ben öleyim ya. Siz sakın böyle şeyler söyleme lütfen. Allah beni al götür ya. Herkese acı çektiriyorum ben. Beni niye böyle yaptılar ya? Ben ya İpek normal baba okulu yok mu? Beni oraya gönderin. Allah'ım tak 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 ben geldim. Dayı lütfen böyle şeyler söyleme ne olursun. Yeter, ben bıktım artık. Yapamıyorum. Bana yardım et Allah'ım. Artık bu kuryelik konusu kapanmıştır umarım. Memnun değil misin? Zeynep, bir daha böyle bir sürpriz istemiyorum. Efendim? Bak, bu yaptığın duygusal konuşma ters de tepebilirdi. Öyle kafana göre hareket edemezsin. Ben zaten çözecektim her şeyi. Senin imajın ajans için çok önemli. Ailemle ilgili bir mesele bile olsa ajansa sormak zorundayım yani, öyle mi? Danışmanlardan oluşan bir ekip belki benim vereceğim tepkinin metnini yazar, ben de okurum. Zeynep, bunlar hafife alınacak şeyler değil. Merak etme, sen zaten hepimize yetecek kadar ciddiye alıyorsun. Tamam, bundan sonra ajanstan habersiz ağzımı açmam. Patron. Yanındayız biz Zeynep. Üzülme. Zeynep, seni dinlerken gözlerim doldu. Ağzına sağlık. Bunlara kulak asmayın. Bravo Zeynep. Sen gerçekten çok başarılı bir kız. Çok güçlü bir genç kadınsın. İdolümsün. Sahiden insanlar ne söylediğini, söylediğinin birini incitip incitmediğini asla düşünmüyor. Çağın hastalığı da bu sanırım. Teşekkürler. Gel canım, kurtarılmış senin dans. Hayatım, benim biraz daha burada kalmam lazım. Şimdi insanların soruları olacak. Meydanı durağa bırakmak istemiyorum. Seni bu gece Ozan bıraksa bir problem olur mu? Hiç merak etme. Gece bizim için çoktan bitti zaten. Zeynep'i ben bırakırım. Direkt eve. Sezer Hanım, ben bir daha böyle emri vakilere gelmek istemiyorum. Yani bunu Doruk'un aklına sokması lazım. Merak etme hayatım. Hep beraber sokacağız aklına. Merak etme. Ne dersin? Acele ettim.
Bu gece bu organizasyona hiç kalkışmayacaktım. Haberlerin unutulmasını bekleyecektim. Tüm şartları ayarlayabilirim. Herkesi kontrol edebilirim sandım. Doruk Somer'im ya ben. Ama işte hata ettim. Dorukcuğum, biraz önce biz burada aynı şeyi mi yaşadık seninle? Zeynep biraz önce bütün negatif yankıları boğdu. Bıçak gibi kesti. Hayır, bütün rüzgarı tersine çevirdi. Başka bir benzetme yapmamı ister misin? Bundan sonra kimse ne Zeynep'in babasından ne de kuryelikten bahsedebilir. Hayır, bahsederse ya Zeynep'i değil kendini ateşe atmış olur. Emin misin? Dorukcuğum, bir sakin olur musun lütfen? Elinde gerçekten altın yumurtlayan bir tavuk var. Bu kız mağdurken bile güçlü. Ağlarken bile insanların kalbini çalabiliyor. Ben bu kızın bu sosyal medya fenomenliğini gerçekten hiç anlamıyordum. Nasıl influencer olmuş acaba diyordum. Hayır, niye influence edebilir bu kız diyordum ama... Bugün taşlar yerine oturdu. Kız herkesi avucunun içine aldı. Zaafını avantaja çevirdi. İnanılmaz. Respekt yani. Vallahi bu Sare çok akıllı kadınmış ha. Yani sonuçta bu kızı kontrol eden yürür gider. Ay baksın, beni bile etkiledi resmen. Dorukcuğum, bak canım. Olaylar sıcağı sıcağınayken böyle bir lansman ayarladığın için... bugünün asıl kahramanı sensin. Zeyno. Oha. Koş. Zeyno. Zeyno koş. Zeyno benim, seni çok üzdüler, ben biliyorum. Seni üzdüler. Çok üzdüler. Ben İpek telefonu açtı. Ben oradan izledim. Üzülme olur mu bir tanem benim? Canım benim ya. Sakın üzülme. Ben çok üzüldüm biliyor musun? Üzülme kankacığım. Zeynep susturdu herkesi. Sağ ol kanki. Sen kankilerin var ya, kankilerin padişahısın. Kankilerin sen en padişahı Osmanlısın. Kadir. Tamam, benim kızımı yalnız bırakmadın. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kadir hadi içeri girin bakayım. Bak kızı üşüyecek, görmüyor musun? Baldır bacak hep açıkta. Çok güzel olmuş benim kızım. Sağ ol. Bıraktığın için. Hadi teşekkür ediyorum kanka. Sağ ol. Ya bu araba mı ya? Bu arabaysa bunlar ne? Teşekkür ederim kanki. Gezelim bir ara. Tamam. Şuna bak ya. Ay neredeyse bir kumaş parçasını edep yerlerine koyup öyle çıkacaklar insan içine. Tövbe ya, tövbe ya. Hop hop dedik, hop dedik, hop hop. Orada duralım. Nesip kuma parçası ya. Ne güzel elbisesi bak, benim Zenon peri kızı gibi. Tabii sen giyemiyorsun turşu. Benim kızıma niye üzüyorsunuz ya? Tamam. Zaten üzüldü de geldi ya. Ne gülüyorsun kız? Ne güleceğim anne? Ne güleceğim? Gençlik işte. Hani bana yaşatmadığı gençlik var ya. Yani bahtıma gülüyorum. Acı acı gülüyorum. Başka da bir şey yapabileceğim yok zaten. Acı acı gülüyorum. Terbiyesiz. Edepsiz seni. Bir tanem. Üzülme tamam mı? Tamam mı sen? Sen perilerin de perisisin tamam mı? Ağlama sakın ha. Tamam mı? Ağlama bak. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok diyorlar. Gel bak Kadir. Bir kendi giyemiyor. Tamam bıraksan anlarım. Bana bak Kadir. Meleği gördüğünü sakın Zeynep'e söyleme tamam mı? Bak kızın asabı bozuk. Daha da bozulmasın. Yani mevzuyu kapat. Hadi. Tamam peki tamam. Tamam kimseye bir şey söyleme. Tamam ben onu bekleyeceğim. Gelsin de bir sağlayacağım. Sen bakayım. Odana git hadi. Yok ben dururum, sen git ya, Allah Allah. Hadi. Zeno sakın ağlama.
Ha ben şimdi şeyi anlamadım. Ya kızın işi bitti döndü Zeynep'in. Abim niye dönmüyor? Yani bunun işi niye bitmiyor hala? Aradı mı seni Fevzi? Söyledi mi geç kalacağını? Yok. Ay be. Nasıl bir dünyaysa arkadaş. Herkesi yoldan çıkarıyor vallahi billahi. O ne demek Nimet? Niye çıksın yoldan benim Fevzi? Ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim ben? Çayım bitmiş onu alacağım. Neyiniz var Melek Hanım? Gelirken de pek sessizdiniz. Zeynep'in olayı mı canınızı sıktı? Kenara çek Fevzi. Ne oldu, yanlış bir şey mi yaptım? Kenara çek dedim. Biriyle konuşmam lazım acil. Tamam hemen. Şimdi seninle çok tehlikeli bir eşikten geçeceğiz Fevzi. Ne gibi bir eşik? Yani hani şimdi siz böyle... Yani böyle bir şey söyleyince ben hissiyat olarak kendimi fazla hazır hissetmedim. Hazır hissetsen de geçeceğiz, hissetmesen de geçeceğiz Fevzi'cim. Her şeyi biliyorum Fevzi. Her şey derken? Zeynep'i biliyorum. Hayır, bu sabah internette çıkan haberleri görmeyeceğimi mi sandınız? Hayır, nasıl görmeyebilirim? Ben uzayda mı yaşıyorum? Tabii ki gördüm. Zeynep Kadir'in kızı. Yani benim kızım. Yani Melek Hanım, siz neler söylüyorsunuz böyle? Kala yatma Fevzi. Bana vaktimi boşa harcatma. Gerçekten en nefret ettiğim şey vaktimin boşa harcanmasıdır. Sen aptal bir adam değilsin. Birazcık şark kurnazısın ama aptal değilsin. Sen, Türkan, Kadir ve Zeynep. Bu bağlantıyı çözdün değil mi? Sen onların en göbeğindeki isimsin. Vallahi ne diyeceğimi bilemedim şimdi. Sen zaten bir şey söylemeyeceksin Fevzi, gerek yok. Ben konuşacağım. Sana Sitare'nin gerçek niyetini öğren demiştim. Ve şirketin neden borç içinde olduğunu. Ama bütün bunlar yavaş yavaş ortaya çıkıyor zaten. Yani bunu da beceremedin. Tam bugün sana artık sana ihtiyacım yok diyecektim ki... Zeynep'i öğrendim. Ve kafamda hemen bir ampul yandı. Şimdi ben kollarımı açıp Zeynep'e ben geldim desem herhalde ağzımın payını alırım değil mi? Evet. Ama kızımı bulmuşken bir kenarda oturup olanı biteni izleyecek halim de yok. Hele o Sitare'ye meydanı bırakmaya hiç niyetim yok. Kendini resmen Zeynep'in annesi sanıyor. Ay, inanılmaz bir kadın ya. Burada kızın gerçek annesi duruyor ayol. Sen kimsin? Kollarımı açtığımda bana tokadı basmayacak kim var? Kim var? Kadir. Aa, bizim Kadir. İşte tam oradan yürüyeceğiz. Çünkü bugün ne gördük? Zeynep'e giden yol Kadir'den geçiyor. Yani ben şimdi benden tam olarak ne istediğinizi anlamadım. Anladın Fevzi. Gayet iyi anladın. Yarın beni Kadir'le buluşturacaksın. Yani evden birileri öğrenirse... Öğrenmeyecek. Kimse öğrenmeyecek. İşte sen tam burada devreye gireceksin. Ne Türkan, ne babanın adı neydi?
İsmail. İsmail ne sitare, hele sitare. Hiçbir şeyi öğrenmeyecek Fevzi. Yoksa seni yakarım. Sitareye bana çalıştığını, her şeyi bana taşıdığını söylerim. İşte o zaman bitirir seni. Kimse sitarenin elinden kurtaramaz seni. Anladın mı? Ne en babasma tuluma gidip sallıyorsun kafanı. Anladın mı? Anladım. Şimdi tam anladım. Yani Kadir, siz baş başa gizli gizli anladım. Aferin. Şu işi becer. Dünya ahiret bacımsın. Hadi gidelim, ne duruyorsun? Tabii, tabii. Çok güzel olmuştun. Bana çok komik geliyor biliyor musun? Şu yaşadığımız yere bak, bir de giydiğim kıyafetlere bak. Hollywood yıldızı gibi giyinip sonra gelip şu yer yatağına çöküyorum ya. Ama sorsan işte herkes beni konuşuyor. Konuşmasa keşke. Ekmeğini ajans yiyor sahiden. Ya nereye kadar böyle gidecek Zeynep? Resmen doğruğun projesi oldun. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama en azından böyle gidecekse bile bir şeyler değişmeli yani. Ben sürekli itilip kakılmaktan, ezilmekten yoruldum ya. Ben sana hep demiyor muyum? Biraz daha kendini düşün. Evet ya. Bundan sonra Ozan, Doruk yok. Önce kendim. Bak şimdi yıllar sonra yazacağın otobiyografinin adını buldum. Sadece Zeynep. Yok yok. Önce Zeynep. O zaman önce Zeynep. Yılın bestseller'ı. Hadi iyi yuklar. İyi yuklar. Çalıştığımı düşünüyorsun. Farkındayım. Ama asla öyle bir niyetim yok. Ne düşünüyorsun? Hani bir şarkı var ya. Belki de biz sevmemeliyiz. İnsanın başına ne geliyorsa hep bu duygulardan sanırım.
Kaçta geldin gece? Geç geldim. Seni uyandırmak istemedim. Zeynep erken geldi. Aynı yerde değil miydiniz? Sen neden geç geldin? Ya Türkan, sen Zeynep'le Sitare Hanım'ı bir mi tutuyorsun ya? Yani Sitare Hanım bir yere gittiği zaman başı boş kalmıyor ki kadının. Bir sürü tanıdık falan yani. Allah Allah. Sitare Hanım'ı bekledin yani bütün gece. Başka kim olacaktı? Niye öyle dedin? Nasıl dedim? Başka kim olacak? Niye öyle dedin? Başka biri mi var? Ya sen ne diyorsun ya? Ya ben şurada durmuş mal mal seni dinliyorum ya. Sen ne demek istiyorsun yahu? Ulan çişim var, tuvalete gideceğim, beni tutuyorsun. Fesubhanallah ya. Sabah sabah yahu. Tövbe tövbe ya. Günaydın bütün dünyaya, bütün dünya insanların, hayvanların, tabiat anneye günaydın. Kadir. Baba. Oğlum telefona bakmayacak mısın oğlum? Oğlum beklesin baba ya, beklesin. Ben önce sitare çiçeğime, balıklarıma günaydın diyeceğim bak. Ya baba ya, tabiat anne nasıl böyle güzel? Tabiat annenin de annesi var mı? Ya saçmalama Allah aşkına. Aa baba ne haber? Günaydın. Günaydın, sağ ol oğlum. Günaydın Fevzi, günün aydın olsun, günün mutlu olsun. Allah'ım bismillah. Ya Kadir, ben sana biraz önce şey attım, bir fıkra attım. Ona bir baksana, beğenecek misin? Çok merak ediyorum. Tamam bakar. Eşeğe ters binen hoca. Ulan öyle şey olur mu? Ulan Nasrettin Hoca oğlum. Başka bir şey. Ulan gül maya olur mu? Olur mu ya? Sen onu bir oku. Merak ediyorum. Bakalım beğenecek misin? Ararsın beni. Tamam, anladın tamam, mı? Tamam, dön. Tamam, bekliyorum. Tamam, bekliyorum Kadirciğim. Tamam, bekliyorum. Tamam. Alem alem. Tamam, bu Fevzi ya. Bir kere sakın bu mesajı başka kimseye gösterme. Babana bile. Kadir ne göndermiş bakayım? Baba olmaz. Söyle Fevzi'ye, sana da göndersin babuşko. Ya ne saklıyorsun sen benden? Baba bir şey saklamıyorum. Ama bana tüzel özel yani bu. O yüzden söyle Fevzi'ye, sana da göndersin. Tamam özel. Tamam. Sana bugün bayılacağım bir sürprizim var. Görünce havalara uçacağım. Vay ne acaba? Ama evde kimsenin haberi olmamalı. Adı üstünde sürpriz. Ben evden çıkınca 5 dakika bekle, sonra çık. Sokağın başında seni bekleyeceğim. Birlikte gideceğiz. Ama unutma, kimseye bir şey söylemek yok. Anlaştıysak mesaja tamam diye cevap yaz. Tamam. Ne o Fevzi? Pelin'den haber mi bekliyorsun sen? Yok, ne alakası? Ne alaka yani? Kime yazıyorsun sen? İş işte ya. Sitare Hanım günlük program atmış da ona bakıyorum. Günaydın. Uçacağız bugün. Uçacağız. Günaydın herkese. Günaydınlar olsun. Günler herkese, bütün dünyaya. Ne uçması? Uçmak işte hani. İnsanlar böyle çok mutlu olunca havalar uçuyorlar ya. O tür bir uçmak, yoksa ben nasıl uçayım? Kuş muyum ben ya? Neyse ben kalkayım artık. İş bekliyor beni. Açıkçına mı gideceksin işe? Görev. Görev beklemez o yüzden. Değil mi? Görev beklemez ha? Hadi sana kardeşim. Ne oluyor ya? Cevap ver Kadir, ne oluyor? Bir dakika ya Türkan ya. 5 dakika sayıyorum ben burada ya. Görevim tehlike benim, tamam mı? 5 dakika ne ya? Ya unuttum işte ya. Kaçta kaldım unuttum ya. Tamam ben gidiyorum, tamam mı? Ben sonra kahvaltımı ederim, tamam mı? Nereye gidiyorsun? Ben o kadar kahvaltı hazırladım. Benim sokakları teftiş etmem lazım, tamam mı? Ben bir sokaklara bir bakayım ne var ne yok. Bir de Zenon bana yeni elbiseler aldı ya. Onları gidip mahalleliye göstereceğim, tamam mı? Benim işler beklemez. Haydi bakalım uçmaya. Allah Allah. Türkan, yine nasıl bir musibet dönüyor bu evde? Ha? Tamam Fevzi, geldim. Kimse şüphelenmedi değil mi? Hayır, hiç kimseciklere bir kadarcık bile görmedim. Hadi bakalım inşallah, yürü. Yürü. Gel şöyle gel. Zeynep,
Doruk Bey acil toplantı istedi. Niye hep acil olmak zorunda bu toplantılar anlamıyorum. Sitare Hanım... Onlar başladılar bile. Ozan da yanlarında. Sağ ol. Önce Zeynep. Mine! Efendim? Ben daha sabah kahvemi içmedim. Yani bu şekilde toplantıya girsem de pek bir faydam olmayacak. Beraber bir kahve içelim mi? Olur. Olur. Söyleyeyim ben. Sen nasıl içiyordun? Az şekerli. Tamam. Gel. Nerede kaldı bu? Binaya giriş yaptığını haber vermediler mi? Evet. Ama şimdiye çoktan gelmiş olmalıydı. Yani belki de sizi kıvrandırmak istemiştir biraz. Arıza çıkarmayacaksın değil mi? Bence benden değil. Zeynep'ten kork. Bugünkü toplantının mevzusu ne? Vallahi enteresan bir olaylar oluyor. Sabah bir uyandım, Doruk Bey'den mail gelmiş gece 4'te. Sitare Hanım'a göndermiş ve beni de CC'ye koymuş. Böyle acil toplantı diye yazmış kocam. Gece 4'te mi? Zor bir gece olmuş belli ki. Ay, Doruk Bey, pardon. Seni bekliyorduk. Önce bir kahvemi içeyim dedim kafamı toplamak için. Birazdan aranıza katılırım. Ne dedim ben? Bir sorun mu var? Hiçbir sorun yok Sitare Hanım. Buradayım. Doruk Bey herhalde beni gel deyince gelen, koş deyince koşan bir evcil hayvanı falan sandı galiba. O yüzden biraz bozulmuş olabilir. Evet, Doruk bazen fazla sabırsız olabiliyor. Haklısın hayatım. Acil diye not düşünmüş toplantıya. Doruk Bey rüyasında gördü herhalde. Gece uyumadığım için rüyada görmedim. Aa, pardon. Müjgan'la mıydınız bütün gece? Gece boyunca seni düşündüm Zeynep. Olayın içindeyken doğru bir analiz yapamadım. Ama dün yaşadıklarımızın üstüne çok düşündüm. Sabaha kadar sosyal medyada yazılanları okudum. Bir rapor istedim. Benim korktuğumun aksine senin akşam yaptığın konuşma, babanı savunuşun, kaçmak yerine olayın üzerine gidişin. Normalde senin kitlen olan gençleri zaten yakalamış. Ama daha ileriki yaş gruplarında da yankı uyandırmış. Özellikle 45 yaş üstü kadınlarda. Dün geceye kadar seni tanımayan insanlar şu an hala seni konuşuyor. Demografini kimsenin senden beklemediği şekilde genişlettin. Ve bunu kendin başardın. Senin için her şeyin anlamı bu mu gerçekten? Raporlar, veriler, yaş grupları, demografiler. Ya ben dün gece insanları kalbime açtım orada. Senin için tek önemli olan şu kağıttaki veriler mi gerçekten? Kendimi tekrar açıklamama gerek var mı? Ben sadece bunların hepsini... Ajans için yapıyorsun. Evet tamam. Doğru, hatırlatmana hiç gerek yoktu. Bak, bu toplantının temel amacı farklı stratejiler geliştirmek. Dün bazı dersler çıkardık. Değil mi? Bir sonraki adımlarımızı kadere bırakmayalım. Biz hesaplayalım.
sadece ben veya Sitare değil, hep birlikte hesaplayalım. Çünkü bu işin içinde hep beraberiz. Ne demek istiyorsun? Madem Zeynep ve Ozan çiftini oynamaya devam ediyoruz, o zaman bu aşkı büyütelim. İnsanların gözünün önünde konuşabilecekleri olaylar yaratalım. Doruk nihayet çok doğru bir noktaya geldi Zeynep'ciğim. Bunu ciddiye alalım derim. Ama her şeyden önce senin içgüdülerini dinleyelim istiyorum. Çünkü senin hislerine güveniyorum. Fevzi ya hani nerede sürpriz, ne kadar kaldı daha? Ya Kadir. Ha? Oğlum bak burada yollarımız ayrılıyor, tamam mı? Yol ayrılmıyor ki, yol düz işte bir tane. Ya oğlum öyle değil yani, ben gelmeyeceğim, tamam niye mı? Niye ki? Oğlum ben seni şurada bir yerde bekleyeceğim, tamam mı? Bak sen var ya, ha, şu sahili takip et, orada seni sürprizin bekliyor olacak. Kadir bana bak, ama bak bu aramızda sır, kimseye söylemeyeceksin, tamam mı? Tamam. Sır. Ama bak eğer senin kardeşinin sürprizi gibi sürpriz olursa, fıstığı olursa ben herkese anlatırım. Derim ki Fevzi beni kandırdı. Tamam mı? Söz mü? Tamam lan. Eğer fıs çıkarsa yüzüme tükür. Fevzi sözü. Fevzi sözü. Tamam. Tamam. Hadi. Ben gidiyorum. Allah Allah ya. Bu nasıl sürpriz, anlamadım ki ben. Her taraf park, ağaç. Allah Allah. Bildiğimiz park işte bu. İnsanlar var, deniz var. Allah Allah. Bunun sürpriz neresinde? Bana bunlar sürpriz yapınca hep kötü şeyler oluyor. Aa. Aa. Ben bu kokuyu tanıyorum. Vallahi tanıyorum ben ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Ne güzel koku bu ya. İnsafsız ki küçük bir boşluğundan yakalar, hissettirmez en zayıf anında seni ta yüreğinden yaralar. Ellerin kolların bağlansa da başında kasırgalar kopsa da, sen tüm gücünle karşı koysan da, seni acımasız sevda yapsalar, senden benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Sanısın yavrucağım, sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun, beraber olamayız benim gibi biliyorsun, bir başka dünyanın melek. Beni tanıdın mı?
biraz geç karşılaştık. Oysa hiç konuşmadan anlaştık. Bazı şeyler var ki söylenmiyor. Biz senle sözleri susarak aştık. İnsan acılarla kıvransa da ve o aşkta bir daha doğsa da dünyasını yeniden kursa da düşler ve gerçekler ayrı ayrı yaşar. Sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun. Beraber olamayız benim gibi biliyorsun. Bir başka dünyanın insanısın yavrucağım. Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Bu rüya değil, rüya değil, değil mi? Değil Kadir. Buradayım, yanındayım. Gerçek mi? Sen kendi dünyanın toprağında büyüyorsun. Aşk, kimyasal bir reaksiyon ya da en büyük zaafımız. Ama kendimizi bildiğimizden beri bütün hikayeler aşk üstüne, değil mi? Çünkü aşk satıyor. Aşkın her türlüsü satıyor. Aşıkların kavuşması, kavuşamaması, acı çekmeleri. Hı? Bundan çok kısa bir süre öncesine kadar size aşktan böyle bir pazarlama aracı gibi bahsetseydim herhalde feveran ederdiniz. Ama işte hayat, hayat ne yapıyor ediyor en sonunda herkesi benimle aynı noktaya getirmeyi başarıyor. Peki, aşkın yakıtı nedir? Mazotu, benzini. İki aşığı sonsuza kadar insanlar izlemezler değil mi? Çok sıkıcı. Ama ne zaman ki araya kıskançlıklar girer, ayrılıklar, aldatmalar, yalanlar, o zaman merak ederiz. Haksız mıyım? Yani önerin nedir? Önerim çok basit. Bir kıskançlık hikayesi yaratacağız. Ozan'ı başka bir kadınla kahve içerken gören Zeynep hayatının yıkımını yaşar. Zaten halk Zeynep'i mağdur olarak görmeyi çok sevdi. Değil mi? Ben mağduru oynamadım ki dün gece. Böyle düşünüyorsanız. Senin niyetinin öyle olmadığını biz biliyoruz. Ama halk, halkın anladığı şeyle bizim anladığımız şey arasında fark var. Yani ben altını çizmek istiyorum ki burada dün İnsanların bu kadar çok hoşuna giden şey Zeynep'in geri adım atmaması ve kendi hakkını savunmasıydı. Yani bunu unutmayalım da. Aynen Ozan'cığım. Zaten Zeynep yine sessiz kalmayacak. Sen onu aldattın diye susmayacak. Seni cümle aleme öyle bir rezil edecek ki kapısında köpek olacaksın. Peşinde koşacaksın. Ve herkes acaba Zeynep Ozan'ı ne zaman affedecek diye merak içinde bekleyecek. Ne güzel. Dorukçu, sen ne düşünüyorsun?
Toplantı yapmak isteyen sendin ama susuyorsun. Aslında bu konuştuklarınız bana çocuk oyunu gibi geliyor, ciddiye alamıyorum. İlla ki böyle bir şey yapacaksak, ki yapmayalım demiyorum. Yaptık. Bunun halktaki karşılığı nasıl olacak? Bunu bir araştıralım bakalım. Ama yapsak bile Zeynep niye günün sonunda Ozan'ı affetsin ki? Belki de halk Zeynep'in affetmemesini istiyordur. Hem affederse zayıflık göstermiş olmaz mı? Affetmek kadar büyük bir güç var mı bir kadının elinde? Ya da affetmemek kadar? Kadir, gerçekten çok özür dilerim senden. Geçen gün yolda karşılaştığımızda seni tanımazlıktan geldim ama gerçekten buna mecburdum. Bana hala kızgın olmandan, beni affetmemenden, hepsinden çok korktum. Yaptığım en büyük hataydı seni ve yavrumuzu bırakmak. Ben de hani benim hatam da alırım. Ben hani şey Bursa'dan sonra ben şey nasıl diyeyim ki? Kadir, efendim? Ne olur sen konuşma. Burada konuşması gereken kişi benim. Senden af dilemesi gereken, kendini sana affettirmesi gereken kişi benim. Bilmediğin o kadar çok şey var ki. Ah. Yıllarca, yıllarca seni ve yavrumuzu aradım. Ama babam, kötü kalpli adam, sana ve ailene neler yapmış Kadir? Bir bilsen, seni her aramaya çalıştığımda bana engel oldun. Çok acı çektim. Asaf amca mı? O nasıl? İyi mi? Öldü. Başın sağ olsun. Boş ver şimdi babama. Seni buldum ya. Ben de seni. Zeynep'imi buldum ya. Bundan daha önemli hiçbir şey yok. Şino'yu gördün mü? Gördüm. Bizim kızımız. Ya. Çok güzel değil mi? Senin gibi, melek gibi o da. Ama onu sarıp, onu bağrıma basıp, kokusunu içime çekip ben senin annenim diyemedim Kadir. De. Zeynep'in üzülmesini istemedim. Onun hala bana kızgın olmasından korktum. Doğru, çok doğru. Ben de biliyor musun, seni gördüğümü ben Zeynep'e söyleyemedim. Çok iyi yapmışsın Kadir. Söylesek mi? Hayır. Zeynep'imiz üzülmesin. Zeynep'imizin ayağına taş değmesin Kadir. Değmesin. Bak, o beni müjgan olarak biliyor. Tamam. Öyle bilmeye devam etsin, tamam mı? Tamam. Beni önce sevsin, bana ısınsın. Zamanı geldiğinde söyleriz ona, olur mu Kadir'im? Ama sen de benden bahset Zeynep'e, tamam mı? Tamam, söz. Ama bak, babanla Türkan'a hiçbir şeyden bahsetme. Yok. Beni gördüğünü sakın söyleme, tamam mı? Yok. Yine aramıza girerler, bizi ayırmaya kalkarlar. Yok, yapamazlar. Ben tamam, izin vermeyeceğim, söylemeyeceğim. Ama Zeynep'e anlat. Benim ne kadar iyi kalpli olduğumu ona anlat, olur mu? Sen zaten iyisin ki, senin adın melek bir kere ya. Ben seni hak etmek için ne yaptım?
Ben sarılabilir miyim? Tabii. Yani Dorukcuğum sen yalanlar devam etsin, kimse kimseyi affetmesin istiyorsun galiba, doğru mu anladım? Yalanlar bitmesin zaten. Yani önce benim yalanım çıkar, sonra Zeynep'inki, böyle devam eder. İnsanları da bıktırmamış oluruz. Doruk'un anlatmak istediği başka bir şey var galiba. Bir şeyler söylemek istiyor gibi. Yani aslında ben bu kadar sert girmenizi beklemiyordum. Benim kafamda daha romantik bir sahne vardı. Mesela çiftimiz uzun süre ayrı kalmıştır. Bir sürü dış etkenler yüzünden. Sonra bir gün tesadüfen bir karşılaşma olur. Bebek'te bir kafede mesela. Aralarında konuşulmayan, yanlış anlaşılan ne varsa hepsinin konuşulduğu bir buluşma. Dorukcuğum, çiftimiz 60 yaşında değil. Genç insanlar bunlar. Bir de bunları röportajda mı anlatacaklar anlamadım ki. Yani herkesin görebileceği bir skandal yaratmak varken. Haklısın, benim içim geçmiş biraz. Ama ben dedim. Yani ben öyle aşk oyunlarından falan anlamam. Hem benim işim sizdeki yaratıcı zekayı ortaya çıkarmak. Peki. O zaman sırlardan ve yalanlardan yürüyoruz. Okey, o zaman Sitare'nin ilk söylediği plandayız. Öyle mi? Evet, aynen. O zaman ben yarına sana bir date ayarlıyorum. Evet, çok verimli bir toplantıydı. Aklınıza sağlık. Hadi Zeynep'ciğim, gidelim. Kadir'cim, anlaştığımız gibi, tamam mı? Tamam. Zeynep'le o büyük kavuşmamıza kadar sen ona annesinin bir melek olduğuna inandıracaksın. Sen zaten öylesin ki. Aa, canım benim, o senin iyiliğin. ama babanla Türkan'a hiçbir şey belli etmiyorsun. Bak gerçekten aramıza girerler, bizi ayırırlar yerine. Ben seni bırakmam ki bir dahaki melek ki. Sen geldin. Geldim tabii. Fevzi merhaba. Kadir. Hı? Melek Hanım'ın bir işe çıkmış, gitmesi lazımmış. Hemen çocuk mu? Üzülme Kadir'im, yine buluşacağız. Söz mü? Söz. Tamam o zaman, peki. Hoşça kal. Hoşça kalma. Hoşça kalma. Fevzi. Efendim? O beni terk edip gidip bıraktığı zamanki gibi hoş çakal demedi değil mi? Yok Kadir. Merak etme, o kapı artık aralandı. Bir daha kapanmaz. Gerçekten mi? Fevzi, çok teşekkür ederim. Tamam tamam, hadi şimdi, hadi yürü git. Sağ ol Fevzi ya. Yukarıda Dora tavrına bayıldım. Yani tek kelimeyle bayıldım. Azıcık burnu sürtüsün canım, patronluk taslamamayı öğrensin. Kendi istedi. Ben de işte böyle oynuyorum artık. Dün akşam sahne arkasında bana bir çıkışı vardı. Yani orada olsaydınız gerçekten siz de kafayı yerdiniz. Gün içinde de ofiste çok fazla durma ben yoksa. Erken çık. Alırsın patronluk taslamamaya. Tamam. Peki bu Ozan'la aşk meselesi
Yani ne kadar sürecek daha? Ben çünkü... Tamam biliyorum 50 bin euro meselesi var ama... Zeynepciğim lütfen yani para konusunu konuşmayalım. Hiç açmayalım. Sanki aramızdaki mesele paraymış gibi konuşmak istemiyorum. Biz bir aileyiz. Ama... Durum ortada. Bir süre buna tutunmak zorundayız Zeynep. Yani dorukluk yapmak istemiyorum ama ajansın geleceği size bağlıymış gibi görünüyor. Ama Ozan'la baş başa kalmak zorunda değilsin. Ben yoksam hiç kimseyle konuşmak zorunda değilsin. Tamam mı? Tekrar bir pisliğe kalkışmalı değil mi? O da aşık rolü oynuyor işte. Bir gün affedeceğimi düşünüyor herhalde. Ama asla affedemem. Kimseyi affetmek zorunda değilsin. Çok doğru bir şey söyledin yukarıda. Ne dedin? Bir kadının elindeki en büyük güç affetmektir. Unutma. Hadi gel. Teşekkürler. Rica ederim. İyi günler. Sitare Hanım. Ah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Merhabalar. Hakikaten hoş geldiniz. Hayırdır Sitare Hanım? Yani ay bu bizim kız açıkçası kendini eve mi bıraktırıyor? Ha ne oluyor? Kızım utanmıyor musun sen? Ya kendini bıraktırıyorsun eve. Ya koskoca kadının işi gücü var. Hiç mi düşünmüyorsun ya? Hı? Ay yok yok. Biz bu aralar biraz fazla yoruyoruz Zeynepciğime. O yüzden ben kendi ellerimle bırakmak istedim. Ne de olsa manevi kızım. Sitare Hanım. Ne hoş sürpriz. İçeri buyurmaz mıydınız? Sağ ol canım. Sitare Hanım hoş geldiniz. Oo, ben gün yapacağımızı biliyor olsam hazırlıklı gelirdim. Siz yalnız mı geldiniz? Fevzi bırakmadı mı sizi? Yok, biz biraz Zeynep'le baş başa kalalım istedik. Sitare Hanım'ın programı çok yoğun dedi de ondan şey ettim ben. Eniştem hala size şoförlük yapıyor mu? Ben son zamanlarda pek görmüyorum şu... Değişiyor. Başka işlere de koşturuyorum. Yoruyoruz yani Fevzi'yi. Neyse o zaman hepinizi öpüyorum. Sevgiler hanımlar. İyi günler. Hoşça kal canım. Deriz yine. Sırada. Ya bu Fevzi sürekli bir yalanlar söylüyor ama... Vallahi yenge, ne yalan söyleyeyim. Benim erkeklere de, aşka da zerre inancım kalmadı. Yani abim olsa da her şeyi beklerim. Yani benden söylemesi gözünü açık tut bence. Ya Fevzi ya. Her yerim ya. Çok mutlu. Melek kokuyor ya. Ya, ya sağ ol ya. Ulan Kadir var ya. Bu kadın seni parmağında oynatacak ama bakalım ne olacak sonra. Fevzi ya Fevzi. Vallahi sayende ya. Çok teşekkür ediyorum sana. Lan sen olmasan o hayatta da bu olmazdı. Ama çiling. Bir şey soracağım ben. Onu unuttum ben de. Ya sen... Peki nasıl oldu da nasıl bir mucize şefaat ya Resulullah oldu da sen hani sen nasıl buldun ki meleği beni ona götürebildin? O nasıl böyle bir mucize olabiliyordu? Oğlum onu ben bulmadım ki o beni buldu. Nasıl buldu seni ya? Nasıl buldu? Yani şöyle oldu aslında. Bak şimdi hani sen ajansın karşısında biliyorsun tam önünde ajansın. Evet. Melek'le karşılaştın ya. Evet. İşte aslında Melek seni orada tanımış. Ama korkmuş ya. Ya yani tanımamazlıktan gelmiş. Sonra kötü hissetmiş. Sağdan soldan... Değil mi kötü hissetmiş değil mi? Üzülmüş değil mi öyle yaptığı için? Ben biliyordum. Meleğim yani. Üzülür dedim. Üzülmesin ya. Aynen öyle. Sonra demiş ki ben bunu Kadir'e nasıl yaparım demiş kendi kendine. Sonra ajansın önünde duruyor. Gelen geçen herkese Kadir nerede diye soruyor. Ben de gördüm. Duydum olayı. Yani dedim ki siz herhalde dedim Kadir diye birisini arıyorsunuz galiba dedim. Vay be. Ya. Helal olsun Fevzi ya.
Sonra evet dedi, yani dedi siz dedi biliyor musunuz kim olduğunu, ben benim enişten de dedi ya. Yani ben tabii ki biliyorum dedim de eniştesiyim demedim yani orada şimdi. Yani orada, olsun orada demedim böyle işte ya. Vay be ya. Fevzi ya. Kendine. Çok teşekkür ederim. Alo. Fevzi neredesin sen? Eve geliyorum. Yalan söyleme Fevzi. Lan ne yalan söyleyeceğim ya? Yolda yürürken bizim Kadir'i gördüm. Kattım önüme eve geliyorum. Allah Allah. Ya hani Sari Hanım'ın programı doluydu. Senin bugün çok işin vardı. Daha demin kadın buradaydı. Senden haberi bile yok sanki. He. Ne işi varmış Sari Hanım'ın bize? Konuyu değiştirme Fevzi. Neredesin sen? Ya tamam kapat, ben geliyorum işte. Dedim ya sana Allah Allah. Kapat. Ha. Kadir buraya gel. Ne çeviriyorsun sen yine çakma çakal? Gel buraya gel Kadir. Ne oldu lan? Oğlum bir alacaklıyı gördüm de şimdi yakalanmayalım ya olduk yere. Vay be sen ne alaksızsın ya. Film gibi lan. İşte filmdi lan. Sana göre film gibi, bir de bana sor. Hadi gel hadi gitti, gitti gel. Mi? Gitti gel. Gitti gel. Gel. Hadi bakalım. Bana bak Kadir. Film gibi lan. Ya oğlum bırak şimdi filmi. Bir şey diyeceğim, sen şoförsün. Kim senden alacaklı ki? Sen bir şey satmıyorsun ki lan. Kadir bak şimdi sen buradan doğru eve git, tamam mı? Tamam sen nereye git, gelmiyor musun? Ya ben şimdi yani nereye gideyim? Bizim Türkiye'nin yine işkilli günleri var. Kavga etmek istemiyorum evde ya. Ya ama son elinde boyun sonuna geldiğinde tekrardan seni görmek zorundasın ki bir kere. Tamam o gün gelsin düşünürüz. Hadi Kadir sen git yürü hadi. Ayıpla pirincin taşını mı diyorsun ya? Hadi kaybolma yürü. Hey be fiyuh. Tamam sağ ol Fevzi. Gel bakalım, gel. Sari Hanım. Fevzi nerede? Hani sen neydi Kadir? Ya senin bu kocan var ya manyak. Bana manyak diyorlar da o daha manyak. Önce dedi ki alacaklılar var dedi. Onlara ben görmeyeyim de aman yakalanmayayım dedi. Sonra dedi ki aman Türkan'la şimdi karşılaşırsam ne oho dedi. Karşılaşmayayım Türkan'la dedi. Velhasılının yanında çok komik bir adam yani gerçekten de. Niye ben de karşılaşmıyormuş ya? Bana niye kızıyorsun sen ya? Git Fevzi'ne kızsana Allah Allah ya. Bu güzel günümde. Sen nereden geliyorsun peki? Hı? Sen köpeklere mama vermeye gitmedin mi? Ben... Fevzi'yle nerede karşılaştın sen? Benim hayvanlarım açtır değil mi? Ben kaç gündür gitmiyorum ya. Ben gideyim değil mi? Ya sen her gün köpekler diye bir yerlere gidiyorsun ya Kadir. Nasıl kaç gündür gitmiyorum şimdi? Ben gidiyor muydum ben? Demek ki gittim ha. O zaman... aç değiller o zaman değil mi benim hayvanlarım? Üzülmeyeyim ben değil mi? Kadir doğru dürüst cevap ver bana. Nereden geliyorsun? Nereden biliyor musun? Bilmiyorum söyle de bileyim. Hayret. Melek sana nasıl izin verdi bugün? Onun bazı şahsi işleri varmış efendim. Bana dedi ki sen çıkabilirsin git biraz gez dolaş diye. Yani Kadir'le benden saklanmanızın Melek'le bir ilgisi yok, öyle mi? Yok, ne münasebet efendim, öyle şey mi olur? Yani bizim Kadir'in ayak bağcıkları çözülmüştü, ben onları bağlıyordum. Yani ben şimdi gitsem, Kadir'e sorsam, o da aynı şeyi söyleyecek. Emin misin? Emin değilim. Efendim? Yani diyorum ki bu konuda bizim Kadir'e güvenemem efendim. Anlat o zaman dinliyorum.
Şimdi efendim, bu Melek Hanım internetten her şeyi öğrenmiş. Yani Zeynep'in onun kızı olduğunu biliyor. Biliyordum. Biliyordum. Anladım zaten. Biliyordum. Sare Hanım beni mecbur bıraktı. Yani Kadir'le onu buluşturmamı istedi. Neden Zeynep değil de Kadir? Çünkü Zeynep'in hiçbir zaman ona gitmeyeceğini biliyor. Bizim Kadir de yani kolay lokma. Yani aklı gitti garibin ya. Ama bakın Sare Hanım, ben sizin için çalışıyorum. Ben size her zaman sadık oldum. Yani tamam, biraz önce biraz korktum. Tamam, sizden saklandığım da doğru. Ama ben bundan sonra her adımını izleyip size haber vereceğim. Söz veriyorum. Tamam, ben düşüneceğim ne istediğimi. Ulan Fevzi, bu yalanların bir gün ayaklarına dolanacak ama bakalım ne zaman. Oh, lan Allah kahretsin ya. Kadir, sen konuşmayacaksın mı? Vallahi konuşabilirim ben. Bebekler bile konuşur, ne var ki? Hadi ya, aç oldum ama bak burada. Babanla Türkan'a hiçbir şeyden bahsetme. Yok. Beni gördüğünü sakın söyleme, tamam mı? Yine aramıza girerler, bizi ayırmaya kalkarlar. Yok. Ben bomboş dolaştım Türkan. Bomboş dolaşmaktan geliyorum ben. Arka mahallelere bir de Zeyno'nun bana aldığı yeni elbiseleri gösterdim mahalleye falan, öyle yani. Ben de neyse, ne yapayım biliyor musun? Gideyim sitare çiçeğime, balıklarıma bu güzel musmutlu bomboş günümü anlatayım, tamam mı? Hadi bay bay, kendine iyi bak. Sıra ajans var. Şu Kadir hayatında bir şeyi doğru düzgün becerip eğer Zeynep'i kafalarsa kızımı koluma takıp şu ajanstan çıkacağım günlerde gelecek inşallah. O zaman sitaresi ayrı, Doru ayrı ağlasın vallahi arkamızdan. Tek ajans siz misiniz ayol bu sektörde? En büyük parayı kim verirse ona gideceğiz. Sonra da yumurtladı altınlarımızı sayacağız. Günlerde gelecek Melek. Günlerde gelecek. Bir televizyon var ya. Hadi çocuklar, oturduk hepimiz sofraya. Bırak çocuklara, ödev yapıyorlardır. Çok ödev yapıyorlardır anne. Al kızım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ye kızım, ye. Unutmuşsundur ev yemeklerini. Böyle dışarılarda, gecelerde. Yemeler, içmeler. Vallahi bak doğru söylüyor bak Fatma teyze. Vallahi aklında 14-2000 yaşa. Kızım sen öyle hep böyle kurgu dağlar falan kötü paketli şeyler yiyorsun. Ya. Ne olursun ye, doğru söylüyor. Maşallah desene ya Fatma Hanım. Ha? Kız çalışıyor ya. Bu devirde kolay mı? Tabii bak Nimet çalışıyor mu? Oturuyor. Senin paranı yiyor. Değil mi? Öyle yalan mı Nimet? Sen de çalış. Allah Allah. Afiyet olsun. Gel oğlum, aslan oğlum benim. Hoş geldin Fevzi, hoş geldin, hoş geldin Fevzi'cim benim. Nasılsın, nasıl geçti günün? Çok güzel bir gündü değil mi? Sayende, sağ ol. Ne yiyoruz? Kereviz var, kereviz. Biz bugün dışarı çıktık da, yani... Pazara çıktık sadece annemle. Ben daha emekli maaşımı alamadım. O yüzden böyle idare edeceksiniz. Artık bundan sonra fenomen kızımız bize bakacak. O çıkacak alışverişe. Yaparım tabii. Bakar tabii, tabii tabii bakar. Anne, kesene bereket. Ama sorun yok yani ben aç kalmam. Yani ben ekmeğimi her yerde çıkartırım, sorun yok yani. Kereviz mi yiyoruz?
Hayırdır? Suç ortakları. Yine neyin peşindesiniz? Neyin peşindeyiz biz baba? Neyin peşinde olacağız biz ya? Allah Allah, ben şey bugün bir yer gördüm de orada şey basketle teneffüs oluyor, zil çalıyor teneffüs, basket teneffüsü. O böyle miydi, böyle miydi yoksa böyle miydi diye Fevzi'ye onu soruyordum ben de. Çocuklar basket oynarken gördük de onu merak ettim ben. Niye o zaman sessiz sinema gibi oynuyorsunuz? Ne oluyor baba? Şey yok kızım, bilmiyorum ben sessiz sinema nasıl oynadığınızı bilmiyorum. Ben artist miyim ya? Oğlum sen ne söylüyorsun, ne anlatıyorsun Allah aşkına ha? Fevzi'yle bir yere mi gittiniz? Evet. Ha? Fevzi, nereye? Nereye gittik? Nereye? Biliyorum ben nereye gittik. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim nereye gittik? Baba biz bir yere gittik. Baba biz deniz kenarına gittik. Bugün Fevzi sağ olsun beni deniz kenarına götürdü. Çok güzel bir yerdi ve çok güzel bir şey oldu. Birini gördük, bir şeyler gördük yani. Gördük hem de evet. Değil mi Fevzi, görmedik mi? Söyleyeyim. Görmedik mi? Söyleyeyim. Sır mı? Ne var ki ya? Allah Allah. Baba deniz kenarına gittik biz. Deniz kenarına gittik. Deniz kenarı da var ya. Ne gibi gördük biliyor musun baba? Bir tane yaşlı bir amca. Senden büyük, bayağı büyük ha. Oltayı tutamıyor tamam balığı. Tutamıyorum diye. Değil mi? Nasıl küfür ediyor? Pansiye, istavrite zavallım benim istavrit ya. Ya burada balıklara küfür ediyor diyor. Balık ne yapsın sen tutamıyorsun ki ya. Tırmışır ışır boş yürüce. Bu kadar lüfer baba. Bir de yakaladı, elinden kaçtı. Denize düşürdü. Çocuğun tabağı o Fevzi. Fevzi, yasaklısın sen. Peki. Aa! Ay her akşam bu saatlere kadar çalışılmaz ki. Biraz eğlenmeyi hak etmiyor musun artık? Eğlenmek? Ya doğru, normal insanların ara ara yaptığı bir şeydi. İstersen sana hatırlatabilirim. Benim de bugün biraz daha tasım var. Ya başka bir gün için haberleşelim mi? Bugün daha mesain bitmedi. Aa! Ay bu saatte ne mesaisi ayol? Nereye gidiyorsun? Yalızımızın gönlünü almaya. Ozan'ın mı? Umarım buna mecbur kalacağım günler hiç gelmez. Zeynep'e tabii ki. Doğru. Zeynep'in gönlü hala çok önemli senin için. Yarın işlerimiz var ama kimsenin içine sinmeyen bir şey yapmasını istemiyorum. Tamam canım, bana açıklama yapmana gerek yok. Kıskanmadım. Varsa yoksa Zeynep. Ay, elimizde patlamaya hazır bir bomba da bu. Ama sizden kolay kolay vazgeçmeye niyetim yok Doruk'cum. Tabii Zeynep'i koluma takıp rekor bir transferle yeni bir ajansa gidene kadar. O zaman yeni Doruk'lara yelken açarım artık. Balıklarım, balıklarım. Biri siyah, biri sarı. Benim güzel balıklarım. Aa, öyle oldu yani. Ben var ya balıklarım. Bu el var ya, bu ellerimle ben böyle saçlarını tuttum, sonra bir kokladım. Var ya beni itmedi ha. Vallahi itmedi. Bir de ne dedi biliyor musunuz? Aslı var ya, ben çok bana çok sevdim biliyor musun? Hep bizi aramış ya. Hep yıllarca bize kavuşmak için çırpılmış, parçalanmış. Ama Allah rahmetler eylesin. Amca işte babası işte şey yapmış, engelli koşullar yapmış olmamış yani. Gel. Zeyno. Baba. Ay. İyi misin? Ben de balıklarımla bazı konular hakkında bazı konuları konuşuyordum da. Hoş geldin. Masada sanki biraz canı sıkkındı. Yani orada anlatmak istemedin ama bana anlatabilirsin. Şey, anlatabilir miyim? Her zaman, sahiden. Tamam, o zaman. Özlüyor musun? Kimi? Mesela farzı mesela misal. Mesela ben annemi çok özlüyorum. Çok özlüyorum, benim burnumun direklerinde bazen tüttürüyor. Kimi, babaannem mi?
Ben hiç hatırlamıyorum ki baba. Yok yok. Benim annem değil. Nereden çıktı şimdi baba bu? Kendi annemi senin anneden daha az tanıyorum baba. En azından seninki bir yaşıma kadar bana baktı. Doğumda terk edip gitmedi. Evet, doğru ama belki de bizim bilmediğimiz bazı, ne bileyim, nereden bilebiliriz ki, değil mi? Nereden bilelim? Olsun, bilmeyelim zaten, böylesi daha iyi. Allah bilir. Baba bak, bana kızma olur mu? Yani bu konuda ne hissettiğimi biliyorsun, değil mi? Tamam. Ama sen de bana kızma, tamam mı? Özür dilerim. Ben de özür dilerim. Senin ajanstan aradılar bugün beni. Ne alaka ya? Ya ne bileyim, yarın Ozan'la bir olayınız olacakmış. Böyle bir sahte kıskançlık olayı yaratacakmışsınız. Diğer kıza ihtiyaç varmış, beni istemişler. Anlamadım ben de. Nasıl ya? Seni niye karışıyorlar ki bu işe? Hepimizi sömürecekler illa. Ya onlar para kazansın diye bu harcayacakları figüranlarız ya biz. Hep o Doğru'nun kafası, biliyor musun bu? Varsa yoksa ajans. Ne diyeyim ben şimdi? Haber bekliyorlar benden. Sen hiçbir şey deme. Ben hallediyorum şimdi. Doruk. Hı? Ailemi niye karıştırıyorsun? Efendim? İpek'i aratmışsın. Ozan'ı kıskanacağım kız rolü için İpek'i oynatmayı düşünüyor musun? Ne bu? Yeni bir skandal falan mı arıyorsun? Zeynep, bir yanlış anlaşılma var. Yok. Bence ben her şeyi çok doğru anlıyorum. Hatta senin gerçek yüzünü çok iyi görüyorum. Zeynep, bir dinle beni. Çek elini. Bak, sabah ajansta da söyledim. Bu yarın için planlanan olay bana çocuk oyunu gibi geliyor. Ben karışmadım o yüzden. Sen karışmadıysan kim karıştı? Sitare'dir. Ben bütün inisiyatifi ona bıraktım. Tamam, yarınki programı iptal ediyorum. Senin içine sinmeyen hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Sabah ilk iş Sitare'yi ben kendim arayacağım. Öyle kıskançlık, mizanseni falan, biz bu duruma düşecek insanlar değiliz. Teşekkür mü bekliyorsun? Peki. Biz ne zaman normal bir diyaloğa geçeceğiz? Hep böyle atarlı mı olacağız? Seni sıcak bir şeyler içmeye götürebilir miyim? Ama yanlış anlama. Sadece barış eli uzatmak adına. Bak Doruk. Belki sen haklısın. Belki benim biraz yumuşamam gerekiyor. Belki kötü giden her şeyi senin üstüne haksız yere atmamam gerekiyor. Ama benden barış bekleme. Ajansta profesyonelce davranırım. Ama daha fazlasını yapamam. Daha fazlası yok. Neden? En azından açık açık söyle bileyim, neden? Bunu benim söylememe ne gerek var ki? Zeyno, o, 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 kim gelmiş ya? Haber? Ortak? Ne güzel seni görmek. Şanslı günümdeyim galiba ben. Nasılsın? Ben çok üşüdüm. Baba sen de üşüme, tamam mı? Allah Allah. Seni de mi dinlemiyor? Seni de mi? Ama benim durum biraz farklı, karışık. Olaylarım da var benim yani.
nasıl desem, zor benim durumum yani, benim hayatımdaki olay. Anlatamam yani, söz verdim ben o yüzden. Zeynep'le ilgili bir şey mi? Hmm. Ama biz dert ortağı değil miydik? Bana da mı anlatamazsın? Sterling. Anlatabilirim tabii baba. Ben sana ortağım değil misin? Değil mi? Ben Doruk'a söylemeyeceğim diye söz vermedim ki ben, değil mi? Vermedim mi Allah'a ben, tamam. Neler oldu neler. Hani var ya. Gökyüzü gel. Gel gel. Oho. Ne istediğime karar verdim. Kadir'le Meleği yarın yeniden görüştüreceksin. Kalsaydı ben vallahi hayatta bırakmazdım ben onu. Çünkü niye biliyor musun? Çünkü Melek dedi ki bana, dedi ki, tövbe estağfurullah, kimse duymaz inşallah ya. Melek bana dedi ki zaman, dedi zaman lazım, biraz yavaş yavaş Zeyno'muzun alışması gerekiyormuş, üzülmesin diye. Zaman her şeyin antibiyotiğiymiş falan. Öyle yani, ben de öyle düşündüm. O öyle deyince yanlış mı düşündüm acaba ben Doruk ya? Vallahi bu Melek kim bilmiyorum ama işi çok zor. Ya niye öyle diyorsun ama ya? Benim umutlarımı yıkıyorsun ama sen ya. Ne biçim ortaksın ya? Tamam. Arkamı kolla diyorum, sen bana ateş ediyorsun ya. Ama ben Zeynep'i tanıyorum. Ben de tanıyorum, benim kızım ya. Zeynep bir insanın üstünü çizdi mi, ona karşı tavrı hiç değişmiyor. Ya insanın üstü çizilir mi? Çizerken çok acır bir kere ya. O insanın kanar, sırtı kanar ya. Değil mi? Acıyor. Gerçekten çok acıyor. Tamam ama bırakmam ben. Ben çok kararlıyım Doruk. Ortağım da var benim. Arkamda kolluyorsun ya benim ben. Ben bırakmayacağım. Zeyno'mla benim meleğim, melekim benim bir araya gelene kadar benim sorumluluklarım var. Ben bir babayım, tamam mı? Benim yani ben o güne kadar böyle davranmak zorundayım. Mecburum ben çünkü yani, değil mi? Sen bırakma zaten. Bu hikayenin en doğrusu sensin. Doğru mu söylüyorsun Doruk? Beni kandırmıyorsun değil mi? Tamam, ben sana güveniyorum. Doğruyum değil mi? Doğruyum ben. Ama bir şey söyleyeyim, çok üzülüyorum bu son günlerde. Çünkü ben Allah'ım tak 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 ben geldim dedim ama bir yalan falan söylemeye başladım. Ben çok ürküyorum, ben çarpılırım falan diye ama tak 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 Allah'ıma söylüyorum, ben ayağımı da kaldırıyorum. Ama bir şey yani, panter gibi yani yalan. Pembe yalanlar ben söylüyorum, mecburum çünkü ben buna, değil mi? Ben çok mu konuşuyorum? Hayır. Hı? Hayır. Beni seviyor musun? Çok seviyorum seni. Ben de seni seviyorum, sağ ol. Mustafa? Kuzum? Mustafa, hani biz senin telefonuna bir şey kurmuştuk ya, okuldan söylemişlerdi. Yani sen kaybolursan falan yerini bulmak için. Bir şey kurmadık anne ya. Al bak bakayım sen şuna bir, var orada. Hayır, onu demiyorum. Hı. Uygulama olsa kurardık. Bizimki telefondaki ayar. Onu açtık sadece. Hı hı. Bak neler yapıyorlar, görüyor musun? Sen o ayarı hatırlıyor musun? Hı. Şimdi o ayara biz başka bir telefonu daha kuracağız. Tamam mı? Ama kimseye söylemek yok, aramızda sır. Kimin telefonunu?
Fevzi. Bir haber var mı lan? Şişt. Oğlum bana bak. Evet var. Ulan dur, dur oğlum, ulan dur. Oğlum dur lan. Bana bak lan. Seni Meleğe götüreceğim. İstiyor musun? Gel. Tamam lan dur. Lan özledin mi lan? Tamam lan. Bana bak. Bana bak. Bak dün çok dikkat çektik be. Ya. Evet. Şimdi dikkat çekmeden çıkmamız lazım Kadir. Türkan nerede? Türkan odada. Yatakları topluyorsan bırak Türkan'ı. Yürü gidelim hadi. Yürü. Ya oğlum. Yalan burada. Lan Yunus. Gel buraya ayakkabını giy. Çek, 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 çek hadi. Çek, 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 çek. Lan Yunus çık kalsın. Ulan bir şey değil mi lan? Kadir, Fevzi. Hani bugün bir programımız vardı? Mekana gittim, bir saat bekledim. Gelen giden yok. Meğer iptal olmuş. Aa, sana kimse haber vermedi mi? Doruk da beni sabah aradı. Zeynep'in içine hiç sinmemiş. Gece konuşmuşlar Doruk'la. Doruk da iptal etmeye karar vermiş falan filan. Neyse benim de zaten daha önemli dertlerim var. Doruk'la Zeynep buna tek başlarına aralarında mı karar verecekler? Ozancığım gerçekten şu an hiç vaktim yok. Sonra konuşuruz. Sen de biraz sakinleş. Ben sakin falan... Sen beni özellikle mi küçük düşürmeye çalışıyorsun? Efendim? Mekana gidiyorum çekim var diye. Çekim iptal olmuş. Burada ne bir haber veren var, ne de benim fikrimi bir soran. Ben eşek başı mıyım burada? Kendini öyle hissediyorsan belki de öylesindir. Bizim senle adam gibi oturup bir konuşmamızın vakti geldi de geçiyor bence. Melek'im. Tamam, tamam Kadir. Melek'im. Bugün de buluşmaya gerek var mıydı ki? Yani öyle gereksiz bir risk oluyor sanki. Ya bütün gece duramadı ya. Yani biraz gazını almak gerekiyordu. Yoksa yani birilerine bir şeyler anlatır falan diye. Kadir ya. Neyse ben sizi baş başa bırakayım. Ben şuradayım biraz. Siz ya sohbet edin işte ya. Hadi görüşürüz. Hem aşıklar buluşsun ya. Sağ ol Fevzi. Eyvallah. Hem biz istediğimiz zaman, istediğimiz yerde, istediğimiz de kadar görüşebiliriz değil mi Melek'im ha? Kime ne ki değil mi ha? Tabii ki Kadir'cim, tabii ki ama yani böyle zırt pırt buluşmak da olmaz değil mi? olmaz. Hı-hı. Özür dilerim. Ama ben... Bir şey demedim ki kimseye, ben söylemedim. Anlamadım. Fevzi dedi ki özledin mi sen? Ben de ne diyebilirim, uzaylar kadar, ben doğruyu söyledim. Gökyüzü kadar dedim, özledim ben. O da beni sana çok şükür getirdi. Bir dakika, Allah. Bir dakika. Siz bunları konuşurken yanınızda biri var mıydı? Yoktu. Beni mi arıyorsun Melek? Bici! Sen kendini ne zannediyorsun ya? Ne oluyor? Doruk Bey'le Ozan.
Buraların sarı benim oğlum. En azından sen gelene kadar öyleydi. Her şey benim etrafımda dönüyordu, herkes. Şimdi herkes benden kaçacak yer arıyor. Neden? Senin yüzünden. Senin olayın ne? Senin amacın ne? Yıldızların kaderi de bir gün sönmektir Ozan. Bunu kabullenmezsen hayat senin için çok zor olur. İşte bu. İşte bundan bahsediyorum. Bu kibir. Bu Olimposlardan inme Zeus tavrın. Bu yapmacık hallerin. Bu egon. Buna mı düşüyor insanlar? Hadi herkes gerizekalı ya Zeynep. Zeynep'i de böyle mi tavladın? Zeynep hakkında sözlerine dikkat edeceksin. O senin malın değil. Senin de değil. Hatırlatmak isterim. Ya siz beni gerizekalı mı zannediyorsunuz? Oradan bakınca aptala mı benziyorum ben? Geçen gece lansmanda, dün ofiste. Ben sizin birbirinize nasıl baktığınızı görmüyor muyum ya? Yeter! Zeynep. Zeynep! 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 Zeynep lütfen. Günler ya! Ne güzel bir gün! Allah'ım! Üç geldi! Üç geldi! Ya sen bizi nereden buldun? Merhaba! Büyücü melek, melek, büyücü, büyücü, büyücü melek. Büyücü ya. Gerçekten büyücü. Ulan var ya, oğlum bir gün patlayacaksın ama bakalım ne zaman. Melek bunun acısını benden fena çıkartır. Şimdi anlayacağız bakalım Fevzi. Ne işler çeviriyormuşsun sen? Ah Kadir'cim, neden daha önce söylemedin? Ben ön ayak olurdum bu büyük kavuşmaya. Bir yasaktı ya, ondan da ben işte öyleydi. Şekerim, kayıp çocuğumun babasını yakından tanıdığını bilsem... ...koşarak ilk sana gelmez miydim ben? Ay hayır, bilmez miyim senin bu konularda ne kadar yardımsever olduğunu? Çok yardımsever. Ben de çok gayet iyi biliyorum. O mesela bir abrakadabra yapar büyücü. Herkes yardımı olur onun. Kadir'cim çok sevindin değil mi? Yani nihayet sevdiğin kadına kavuştun. Evet çok, hem de çok. Ama Zeynep'e söylemiyorsunuz herhalde. Yok. Yok çünkü Zeynep... Üzülür. Çok üzülür. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Ne kadar doğru düşünmüşsünüz. Siz çok uzun zamandır hasrettiniz birbirinize değil mi? Hı hı. Ta Sinan Bey zamanlarından. Oh. Siz Sinan Bey kim? Doğumdan tam 9 ay önce Melek'le nişanlı olduğu şahıs arasında bir sıkıntı yaşanmış. Adam nişanı bozup Bursa'dan İstanbul'a dönmüş. Sanıyorum aradığınız bu beyefendi. Evet. Aradığım tam da bu beyefendi. Fevzi ufaktan müsar. Neredesin sen Fevzi ya? Neredesin? Neredesin sen? Kadir'cim. Senin için bir mahsuru yoksa...
Bize biraz izin versen. Melek benim çok eski arkadaşım. Çok eski, çok yakın arkadaşım. Konuşacak o kadar çok şeyimiz var ki bizim. Söz veriyorum, bir dahaki sefere ben buluşturacağım sizi. Hatta ben de toplaşırız. Olur mu? Tamam. Öyle olsun, tamam. Tamam. Ama söz değil mi? Özletmeyeceksin değil mi Melek'im bana? Söz. Tamam o zaman. Madem eski dostsunuz. Ne güzel bir tesadüf değil mi? Abi, amin, çok güzel, tamam. O zaman görüşürüz, tamam. Bir kere daha sarılsam olabilir mi? Ay çok tatlısınız ya. Boğulmasam tutardım içimde. Bende kalsın kokusu. Hoşça kal. Bay bay. Çılık. Fevzi nerede? Fevzi. Tamam ben bulurum onu ha, o bende. Ey dostum. Türkan. Sen Sinan'ı nereden biliyorsun? Ulaşması çok zor bir bilgi değil. Kadir'le birlikte olduğunuz zamanlar... Ay, pardon sen tecavüz diyordun değil mi? Gerçi biraz önce hiç sana tecavüz eden biriyle konuşur gibi bir halin yoktu. Neyse. Hamile kaldığın dönemde nişanlı olduğun adam. Dediğim gibi ulaşması çok zor bir bilgi değil. Bravo sana. Bravo gerçekten. Çok güzel ulaşmışsın da. Ama ne yapacağını sanıyorsun bu bilgiyle? He? Zeynep konusunda başından beri dürüst davranmadığını düşünüyorum Melek. Zeynep'in yağlı kapı olduğunu gördün. Şimdi hedefe onu koydun. Ama Zeynep'i sana bırakmam. Hayatını yalanlar üstüne kurmuş bir kadına Zeynep'i bırakma. Ne yapmak istiyorsan ardına koyma Sitare'cim. Ama unutma. Zeynep benim kızım. Onun annesi benim, sen değil. Ve önünde sonunda mutlaka kan kazanır. Kadir nerede? Hangi Kadir? Ha, bizim Kadir'i soruyorsun. Bilmem evde olması lazımdı. Bak daha sahile yakın bir yerde duruyordun az önce. Orada uzun süre kaldın. Kimleydin sen orada? Ne demek lan kim vardı? Sen beni mi takip ediyorsun? Ayıp yaptın seni be. Ya, yürü. Aha. Oraya gideceğiz. Kim var orada? Göster. Ya Türkan beni oraya... Vallahi yürü. Yok orada bir şey ya. Bak, saçmalıyorsun ya. Yürü durma. Oraya. Yürü dedim sana. Ya vallahi bir şey ya, yok orada ya Türkan. Vallahi bir şey yok ya. Yürü Fevzi, göster ya bana ne var burada ya. Ya sen saçmalıyorsun. Ya mahcup yürü, olacaksın ya. Yürü. Ne mahcup olacağım ya? Ne mahcup olacağım? Ben malımı bilmiyor muyum? Ha? Ya. Ben bir şey var. Bir şey saklıyorsun sen ya. Ben onu görmeden gitmeyeceğim buradan. Bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Sen benden bir şey saklıyorsun. Ne saklıyorsun? Öğrenmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. Hiçbir yere. Onu görmeden ben buradan gitmeyeceğim Fevzi. Gitmeyeceğim. Ya rezil ediyorsun bizi. Niye bağırıp duruyorsun ya? Rezil ediyorum öyle mi? Rezil oldun. Sen benden ne saklıyorsun Fevzi? Ne? Bir de tehdit ediyor beni. Sen kimin kızını kimin elinden alıyorsun acaba? Bırakır mıyım ben altı yumurtlayan kızımı? Buldum lokasyonu, size yolluyorum şoför bey. Oraya gideceğiz. Bakalım bırakıyor muyum sana? Vay be, ne gündü ya.
Ya melekimi gördüm. Allah'ım benim dualarımı sen duydun ben. Çok ben bismillahirrahman çok teşekkür ederim Allah'ım. Ama ben bir daha bir şey daha istiyorum. Tak 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 ben geldim. Allah'ım ben Allah'ım bir Zeyno da benim bir kolumda olsun. Bir kolumda da melek olsun böyle. Oho rüya gibi hayal gibi. Belki biz de böyle bir aile gibi falan oluruz. Ya ben Kadir. Gerçekten. Oh, oh. Ben de seni çok özledim. Sen de beni özledin ya. Kadir. Çok özledim ben. Kadir de. Dur Kadir. Kadir. Konuşmamız lazım. Ne oldu ki? Bir şey mi oldu? Sen nasıl geldin peki? Büyücü üzülmedi mi sen onu bırakıp bana geldin diye? Üzülmesin büyücü ya. İster, ister üzülsün ister kızsın. Umurumda bile değil. Tamam bak tamam da sen bana kızdın mı? Niye kızdın ki bana da? Ben ne yaptım? Kadir ya? Ben sana kızamam ki. Ama o kadın hakkında bilmen gereken şeyler var. O kadın ne? Büyücü mü? Büyücü ya. Bak ne kadar güzel isim takmışsın ona. Büyücü evet. Büyücü hakkında sana anlatmam gereken şeyler var. Aa yok olmaz ki. Büyücü iyi biri. Bizi seviyor. Ben büyücüyü çok seviyorum bir kere. Sitare çiçeğim bile var benim biliyor musun? Ben sitare çiçeğim var ya. Seni anlattım. Seni anlattım ben. Bu güzel kokuyorsun ya. Kadir, bilmen gereken o kadar çok şey var ki. Ne var ki ben, ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Baba. Zeyno. Zeyno? Oo.